evelem yarav ile dayri fevgahum saffatin ve yakbiyun. Göklerde uçan kuşlara bakmıyorlar mı diyor Cenab-ı Hak? Nasıl kanatlarını çırpıyorlar? Ma yumsikuhunne, o kuşları havada hiçbir şeyi tutmuyor. İlla Rahman. Ancak Rahman olan Allah tutuyor diyor Celle Celaluhu. Niye şimdi 99 sıfattan Rahman sıfatını getirdi buraya? Şimdi tabi ayeti cellede kuş diyor. Ama sen bu ayeti geniş açıdan bakacaksın. Bu ayet şimdi uçak için de geçerli midir bu? Uçakta bir kuştur zaten. Baktığın zaman kanatları var. İnerken aynı kuşlar gibi arka kanatlarını böyle aşağı doğru kıvırıyor falan. Gövdesi falan hep kuş. Allah-u Teala kurban olduğum bize bunları niye söylüyor? Tabii ki kuşa da bakacağız. Ama şu anda günümüz teknolojisinde uçaklara bir bakalım. Allah-u Teala bu ayet-i cellesinde adeta bizim günümüz insanına şu kafanızda uçan Airbus'lara, Boeing'lere bakmıyor musunuz diyor Allah-u Teala. Ve devamında ne diyor? Mâ yumsikuhunne, o uçakları havada tutmuyor, illa ancak tutuyor. Kim tutuyor? Er-Rahman. Rahman olan Allah tutuyor Celle Celaluhu. Şimdi niye burada 99 isminden Rahman ismini zikretti biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü Rahman'ın bir manası var. Oraya gelişi güzel söylemedi onu. Rahman ne demek? Mümin, münafık, kafir, ayırt etmeksizin, ateist, deist, dinsiz, kitaplı, kitapsız, ayırt etmeksizin bu uçağa biniyor mu şimdi? Biniyor. O uçakların içinde envai çeşit içkiler, şaraplar. Ben şu anda kürsüde asla zikredemeyeceğim ama çoğunuzun benden daha iyi bildiği pislikler duyuyoruz sağdan soldan. Allah-u Teala'ya karşı edepsizlikler, saygısızlıklar neler yapılıyor? Mâ yumsikuhunne illerrahman. Rahman tutuyor diyor. Niye özellikle şimdi burada Rahman? Çünkü Rahman ne demekti? Mümin, münafık, kafir, dinli, dinsiz, kitaplı, kitapsız, hepsine acıyan, hepsine imkan veren, hepsini yaşatan, hepsine rızık veren, imkanları, verdiği imkanlar hususunda dinliye, dinsize bakmayan. Yarattım ben bunu, kafir de olsa bunun rızkını, bunun ihtiyaçlarını temin edeceğim diyendir Rahman Celle Celaluhu. Allah buna mecbur değil ama Rahman sıfatının gereği böyle yapıyor Cenab-ı Hak. Hoş o Rahman sıfatını da kendi kendine taktı, bir başkası ona takmadı. 30 Ağustos'taki generallere takılan opolet gibi Allah-u Teala'ya birisi dur sana bir Rahman sıfatı takayım demedi. Allah bunu bu şekilde kendisi tercih etti. Ben Rahman olmayı tercih ediyorum. Bana küfür de etse, bana saygısızlık da yapsa, benim mülkümde bana isyan da etse, benim nimetlerimi yiyip içip, benim teknolojisini, demirini, yakıtını, mühendisini yarattığım uçaklarda envai çeşit iğrençlikleri de yapsalar, ben onlara Rahman olmam gereği bu dünyada peşin peşin azabımı göndermeyeceğim. Ama ahirette faturayı keserim, o başka. Şimdi bugün parası olan bir adamla parası olmayan bir adam aynı lokantaya girip aynı dönerden yiyebilirler. Doğru mu? Kasaya gelene kadar ikisinin bir farkı olur mu? Dükkana girdiğin zaman, lokantaya girdiğin zaman adam senin önünü kesip demiyor ki sana kardeşim bir dakika param varsa ye bunu. Böyle bir şey rastladınız mı arkadaşlar hiç? Yok. İkisi de döner bir porsiyon, hatta parası olmayan ulan nasıl olsa dayak yiyeceğiz bir buçuk porsiyon. Şapur şubur yiyor, garibim lokantacı diyor ki birazdan gelip verecekler. Ne zaman kasaya geldiler, bir porsiyon yiyen parayı verdi, bir buçuk porsiyon, abi ben para yok bende dedi. İşte mevzu o zaman başlıyor. Bak oraya kadar ikisi de döner yedi mi? Hatta o biri daha fazla yedi mi? Şu anda da kafirler dünyanın nimetlerinden bizden daha çok istifade ediyor mu? Tabii bu da yine Müslümanların yüzünden, o ayrı. Müslümanlar gidip kahvede fayans dizmesinler kardeşim. Nerede mevzu belli oluyor? Kasaya gelince. İşte bu işin kasası ne arkadaşlar? Ahiret. Şu anda herkes yiyor içiyor. Kafiri de yiyor. Hatta daha fazla yiyor. Ama ne zaman ahiret kasasına gidilecek, orada hesap sorulduğunda onlara ver bakalım yedirdiğim, içirdiğim nimetlerin hesabını, ücretini ver bakalım. Ne onun ücreti? Namaz.
Ne onun ücreti? Zikir. Ne onun ücreti? Bu sohbetlere, ilim meclisine gelmek. Ne onun ücreti? Yetime bakmak, dula bakmak, muhtaca yardım etmek. Ne onun ücreti? Yerine göre bir güler yüz, yerine göre bir köpeğe bir bardak su vermek, bir kediye böyle bir mama vermek, yerine göre bir kardeşinin morali bozuk, hiçbir şey yapamıyorsun ama adamın dertleşecek kardeşe ihtiyacı var. Böyle kaç tane kardeşimi 3 saat, 2 saat, 4 saat dinlediğimi biliyorum. Biliyorum onun derdini ben çözemem, gücüm yetmez. Ama şunu yapabilirim. Ne hocam? Alırım karşıma, kardeş mezar sırrı olacak, dök içini rahatla. Çünkü insanoğlunun maddi olsun, manevi olsun, aklına, fikrine, beynine ne girerse girsin onun mutlaka dışarı çıkması gerekiyor. Bir sıkıntı yaşadı, o artık onun kafasına girdi o sıkıntı. O içeride o kemirir seni, o kemirir. Hepinizin yer yer zaman zaman sıkıntıları olmuştur. İçeride seni yer o. Ne yapacaksın orada kapkaranlık gecelerde? Önünü aydınlatan yıldızlar gibi dostların olacak. Bir tane de olsa yeter. Rahatlıkla gecenin üçünde bile olsa ona telefon açıp kardeş biraz dertliyim dediğin zaman ne demek hocam sabaha kadar sen konuş ben de seni dinlerim diye bir kardeşin varsa ne kadar büyük nimet hele bu zamanda. Yoksa sen onu anlatmadığın zaman dışarıya atmadığın zaman kim olursan ol. İstersen alim ol, istersen evliya ol, istersen hoca ol. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bile dert ortağı vardı. Şimdi söyleyin. He? Nereden geldi? Al bakayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dert ortağı vardı, değil mi? Ebu Bekir Sıddık Efendimiz. Kimselere söylemediğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gidiyordu ona söylüyordu. Yine sonra Hatice annemiz değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük dert ortaklarından bir şey olduğu zaman hemen gelir Hatice annemizle paylaşırdı.